Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi işletme öğrencilerini savunmak üzere. Yok ya, savunmayla alakası yok. Sinan Odağı alıyoruz buraya. Sinan'ın buraya çıkış sebebi Startup MEF, yani MEF Üniversitesi Girişimcilik Kulübü'nün başkanı olması. Tabii üniversitemizde çok kulüp var ama yani Girişimcilik Kulübü'nün benim kafamda, benim listemde özel bir yeri var. Ben galiba sizin danışmanınız mıyım? Aynen hocam, danışmanınız. Oğlum biraz yüksek sesle konuş ya. Ses. Rahat ol, rahat ol. Geliyor mu ses? Senin şeyine gidelim Sinan. Sen işletme öğrencisi misin? Ekonomi öğrencisi misin? Aynen. Peki. Aynen. Biliyorum da bilmiyor gibi soruyorum. Tamam, yani hocam. İdare edeceksin. İkinci sınıfa geçtin. Seni bu şey günlerine geri götürelim ya. Lise tercihi günlerine geri götürelim. Hangi liseden mezun oldun? Hocam Sadık Ahmet. Bu benim ikinci üniversitem. Aslında şöyle. Sadık Ahmet nerede? Hangi şehirde? Serantepe'de bir okuldu, liseydi. Serantepe'de? Aynen. Aslında şöyle ya, ben bir liseye gittiğim zaman hiç beklentim yoktu. Zaten öyle oldu. Ne dil eğitimi, ne matematik, fen bilgisi. Yani düz lise mi? Eğitim alamadım. Aynen. Ben aslında o zamanlar çok fazla böyle dizaynı yapmak isteyen bir insandım. Yani mimarlık olsun, iç mimari olsun. Dedim kendi kendime çalışayım. Tasarımla ilgileniyordun yani. İlgilenmiyordum ama ilgilenmeyi istiyordum. İşte 3D Max, Maya'ya başlamıştım, AutoCAD. O zamanlar Türkiye'de... Nedir bu dediğin şeyler? Hocam 3 boyutlu modelleme. 3 modelleme kesinlikle. Paketleri. Evet, aynen. AutoCAD'de bunu lisedeyken başladın. Aynen hocam. 2. sınıfta başladım ve 3. sınıfa geldiğimde Türkiye'de bu işi yapan 150-200 kişiden bir tanesi bendim. Yaptım bütün lise hayatı boyunca. Tabii İngilizcem bayağı iyi bir seviyeye geldi bu sayede. Çünkü her dersim İngilizceydi aldım. Asla bir akademiye gitmedim bunun için. Aldığım ders derken bu hocam, internette, paketi YouTube'dan öğrenmek aynen, için internetten aynen. Kendi kendine öğrenme. Blog'dan olsun aynen. Arkadaşlar bakın, girdiğiniz üniversite o kadar önemli değil derken biraz da aklımda olan bu. İstediğin şeyi kendi kendine YouTube'dan, blog'dan. İşte bloglardan, Udacity'den, Udemy'den, Coursera'dan, edX'ten öğrenebiliyorsunuz artık. Dolayısıyla kesinlikle. Ya ben bunu okumak istiyordum ama bu denk geldi. Tamam, okumak istediğini kendi kendine öğren o zaman. Bak adam daha lisedeyken 3 boyutlu modelleme, tasarım yani. Modelleme programlarını kendi kendine İngilizce bilmeden öğrenmiş. O arada İngilizce öğrenmiş. Aynısı benim yeğenimin başına geldi. Adam meslek lisesini bitirdi, İngilizce sınavını atladı. Nasıl oldu dedik. Oyun oynarken öğrendim dedi. Hani sen sağdan git, sen aynen soldan hocam. Git, ateş aynen, et falan aynen. Diye komut veriyor ya. Evet. Onu yaparken adam İngilizce öğrenmiş ya. Yani demek ki öğrenci doğru motivasyonu verirsen öğreniyor. Biz bir yılda İngilizce öğretemiyoruz kesinlikle bazı hocam. Öğrencilere. Ama bazı öğrenciler de kendi kendilerine oyun oynarken, paket öğrenirken İngilizce öğreniyorlar. Hocam mümkün yani. Demek ki biz bu işi yeniden kurgulamalıyız. Yani oyunla öğretmeliyiz ya da paketle öğretmeliyiz. Yani o öğrenme penceresini... Neyse ben şimdi yine nutuk atmaya başladım. Sana devam edelim. Hocam... Mesela mezun oldum. Üniversiteye ben aslında gitmeyecektim ilk sene. Çünkü puanım bayağı düşük geldi. Birkaç tane arkadaşım, yakın dostum bir üniversiteye gitti. Havacılık bölümüne, yani sivil havacılık. Dedi ben de gideyim, ismi havalıymış falan. Hocam gittim, okudum havacılık bölümünü. Yani ismi gibi havalı değilmiş pek fazla. Mezun oldum. Nasıl? Sen üniversite mezunu musun? Evet. İkinci üniversite benim. 4 yıllık okuldan mezun oldum. İki yıllık, tamam. Koç Üniversitesi'ne başladım işe. Yani bu zamanda da buz pateni yaptım. Yani buz patende milli sporculuğum falan var. Ya Türkiye üçüncüsü oldum iki defa ve aynı zamanda eğitmenim. Artistik mi, sürat mı? Artistik hocam, artistik. Koç'ta da eğitmenlik yaptım. İnanılmaz sıkıldım 6 ay içinde. Dedim bir daha üniversite okuyacağım. MEF'i nasıl seçtim? Koç'ta nerede eğitim yaptın? Koç'un kendi içindeki buz pistinde. Koç kampüsünde. Üniversitesinde. Evet hocam, aynen. Bayağı güzel bir buz pisti var. Türkiye'deki nadir buz pistlerinden biri herhalde, değil mi? Yani benim bildiğim Türkiye'de sadece Koç'un kendi içinde olan bir buz pisti. Bir tek Koç'ta, yani bir üniversite içinde olan. Sadece Koç Üniversitesi'nde. Koç'tan çıktım. İstifa etmiş gibi oldum. Bir sene daha dershaneye gittim. Hiçbir faydası olmadı. Çünkü istemiyordum çalışmak. Yani matematikmiş, fen bilgisiymiş bana çok anlamsız geliyor. Hala öyle geliyor. Ondan çıktım. MEF'i nasıl seçtim? Bunu söyleyeyim mi hocam? Söyle. Hocam MEF'i hani şey vardır ya, hisli atış. Ben hisli tercih yaptım. Yani aslında MEF deyince... Bayağı böyle bir an ilham geldi, bir şey oldu. Aha dedim MEF ve gitmem lazım MEF'e. Vay be, biz nasıl bir kampanya yaptık acaba o sene? Hocam aslında hiçbir şey yapmadınız, biliyor musunuz? Ben duymadım hiçbir şekilde isminizi. Sadece elime bir kılavuz geçti. Baktım MEF yazdı,
Dedim ben gideyim şu Mefe'ye bakayım ne yapıyormuş. Abi orada bir subliminal mesaj vermişiz biz sana da. Nasıl verdiğimizi biz de bilmiyoruz. Bunu çözebilirsek bu iş bitmiştir. Bilmiyorum hocam o mesajı da. Geldim işte okula. Hocam okulda ilk geldim dutluktu yani. Bayağı bir ağaç maaş şey inşası. Dutluk değildi oğlum inşaattı. Hocam, inşaattı hocam yani şey yaptım bu ne ya falan. Ama çok hoşuma gitti yani çünkü ben hayatım boyunca yeni bir oluşumun içinde bulundum ve o yeni oluşumun içinde olan bir ekipte olmaktan çok mutluyum hayatım boyunca. Ki MEF'te de bu oldu. Hatta bugün ben bayağı böyle tercih tanıtım ekibindeyim. Bir kıza şey dedim. Ya kızın istediği bölüm biyomedikal mi öyle bir şeymiş. Ya bir onu da açalım falan dedim o kıza. Yanındaki adam şey dedi yani bizden tanıtım görülsün yine. Ya cidden dekan gibisin falan. O kadar fazla benimsemişim dekan ki. Dekan yok oğlum şu anda üniversitede biliyorsun. Pardon, aynen, rahat ol yani. Hemen seni de askıya alırız vallahi. Vallahi hocam. Yani o kadar benimsemişim ki okulu hani ağızdan çıkıyor bazen öyle şeyler. MEF'e geldim hocam işte ilk sene okudum İngilizce hazırlık. Çok güzel geçti, çok keyifli geçti cidden yani çok keyif aldım. Lisansa geçtiğime şey düşünmüştüm yani MEF'te. Kaçıncı modülden başladın hazırlığa? 2'den başladım, hızlı geçtim. 4'te bir tane zaten bitti. Zaten öğrenmişsin aynen. Programı öğrenirken. Aynen hocam. Yani hiç kalmadan mı gittin tık tık tık? Yok hocam niye kalayım ya? Ha, basit bir şeydi yani. Abi şimdiye kadar çıkan öğrencilerin hepsinin bir şeyi vardı, bir çakması vardı hocam, bu ilk. Kısmet yani. Umre'nin de yoktu. Bir de 4'ü atladı. O aynen. Senden daha yukarıda. Sen 2, 3, 4 okudun yani. Hocam işimiz vardı. Evet, hocam işte şey yaptım. Erken mezun oldum ben şeyden, hazırlıktan. Üstten ders aldım galiba. Öyle bir şey vardı. Bayağı. Sömestrin ortasında aynen, mezun olduğun aynen, için aynen. 7 haftalık özel ders açtık sana. O çok farklı. Bu da aslında başka üniversitelerde görmediğim nispeten yaratıcı bir çözüm. Hı-hı. Çocuk dönemin ortasında bitirmiş. 7 hafta sonra hazırlığı bitirmiş. 7 hafta boş oturmasın diye 7 haftalık sıkıştırılmış yaz okulu gibi sadece hazırlığı bitiren öğrencilere açık dersler var. 3 veya 4 ders arasından tercih ediyorsunuz. Evet. Hangi dersleri almıştın o dönemde? Hocam New Media ve Yeni Medya dersi aldım. Sinema dersi aldım. Sinema dersi çok güzel. İyi aynen. De seçmişsin. İyi seçtim hocam. Bir tanesinden kaldım. Çünkü derse gitmedim hocam. Pek işim vardı. İşim vardı diyorsun. Aynen hocam cidden çok işim var. Onu anlatacağım birazdan. Sonra fakülteye geçtim. Ben fakülteye geçtiğim zaman yani şey demiştim. Yani gitmediğin zaman geçilmiyormuş değil mi burada? Onu da hocam öğrenmiş olduk. Onu da deneyimlemiş olduk. Her şey deneyim sonuçta. Hocam fakülteye geçtim. Ben şey inanmamıştım. Hani %100 İngilizce falan. Öyleymiş. Hakikaten İngilizce konuşuyor değil mi? Hakikaten %100 İngilizceymiş. Ben ilk gün geldim sınıfa. İlk gün eve gittiğim zaman hemen uyudum. Çünkü hocam beynim allak bullak oldu. Yani hayatım boyunca bu kadar İngilizce ders almadım ben. Çok sıkıcı bir şeymiş gibi hissettim. Ama cidden çok keyifli olduğunu ileriki aşamada anladım. Şu an çok keyifli gidiyor. Anlıyorsun artık. Aynen hocam. Anlamadığımız zaman da bir şekilde eve gidince bakıyoruz. Bakıyoruz, yani. Filip eğitim olduğu için bizi. Önce evde bakmış oluyorum genelde. Videoları izliyor musun? Doğru mu söyleyeyim hocam? Doğruyu söyle tabii. Hocam yok yani çünkü zamanım olmuyor ama elinden geldiğince oğlum, izlemeye bak, çalışıyorum hep, hocam. Hep işim vardı diyorsun. Şimdi şu işlerine gelelim istersen. Tamam hocam. Öyle hocam. Böyle. Peki şu anda biri mi bitirdin? Aynen hocam. İkiye geçtim. Bütün derslerden geçtin mi? Yok hocam geçen. Kaç dersten kaldın? Hocam şimdi ailem falan izlerse bilmiyorlar pek ama. Ailem bilmiyor mu? Yok hocam. Kaldım 2 tane dersten. Ya. 2 dersten mi kaldın? İspanyolca ve matematikten kaldım. Çok değil ve 2 ders. Ve psikoloji ya. Hocam. 3 dersten aynen. Kaldın. Toplam 12 ders mi aldın? Hocam yok 12 ders. 8 veya 9 galiba. 9 dersin 3'ünden kaldın. Hocam geçerim ya ondan çok. Ya Sinan bu çok normal bir performans. Birinci sınıf ortalaması 1,5 falan bizde yani normal. Birinci sınıfta her dersten kalan çok sayıda öğrenci var. Niye eğilip büzülüyorsun 3 dersten kaldım diye? 3 dersten kaldım bir dahaki aldığımda vereceğim. Ondan sonra aynen. Ağır ağır kendimi göstereceğim kesinlikle, diyeceksin. Kesinlikle. Çok normal bir şey bu. Yani hakikaten birinci yıl ortalaması benim bulunduğum bütün üniversitelerde 2'nin altındaydı. Çünkü birinci sınıfta öğrenciler kültür şoku yaşıyorlar. Evet. Hani hepinize söylüyorum birinci sınıfta biraz lay lay lom yaparsanız çat 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 hepsinden kalırsınız. Birinci sınıfta bulunduğum bütün üniversitelerde en çok verilen not F nokta. Ne dedim şimdi? Bilkent, Özyeğin ve MEF Üniversitesi'nde birinci sınıfta en çok verilen not F. Notların %35'i civarında, 1/3 falan F oluyor. Dolayısıyla 9 dersin 3'ünden kalmış olman seni normal bir öğrenci yapıyor. İnşallah hocam halledeceğim. Peki içerisine. Yani işim vardı, işim vardı, işim vardı diyorsun. Bu işler ne ya? İşlerden bahsedin. Hocam şöyle ki ben MEF'e gelmeden önce hep hayalim de böyle. MEF'te bir kulüp başkanlığı yapmak ama amacım bir ünvan sahibi olmak değil veya sıfat sadece değil. MEF'e geldim. Hatırlar mısın? 2014'tü şey Startup İstanbul'da bir
takılmıştık sizinle, yani şey takılmış derken gelmiştim sizin yanınıza. Dedim ben dedim okulda hani inovasyon kulübü açacağım, girişimci kulübü açacağım. Birkaç arkadaşımla bu kulübü açtım 2 sene önce. İlk sene pasif gitti. Yani çok pasif değil mi ama. İlk toplantıya 150 kişi falan geldi gibi. 170 kişi gelmiş 170 galiba. Kişi geldi. Sığmamıştık hatta. Okulda zaten 500 öğrenci vardı. 170'i girişimcilik kulübünün ilk toplantısına gelmişti. Hocam siz o gün bana şey demiştiniz ya. Sinan çok kişi geldi ama buna yanılma. Hani emin ol. Bunlar 15-20 kişi olacak. Hatta ben şey yapmıştım. Yok hocam ya falan. Cidden de öyle oldu. Ama ilk sene için bu doğaldı yani böyle olması. Çünkü dediğiniz gibi yeni bir okul ve yeni bir okulda yeni bir kulübüz. Yeni hocalar, her şey yeni olduğu için yani böyle bir kulübün tutması ve büyümesi bayağı bir sıkıntıydı bizim için. İlk sene bir ısınma senesi oldu. İşte bu sene ben başkanlığına geldim kulübün. Bu sene aktif gidiyor hocam bayağı bir şekilde. Öyle yani. Peki neler yapıyorsun aktif gidiyor deyip kaçma. Tamam hocam anlatacağım, onu bekliyordum. Hocam Koç'un Kuluçka merkeziyle yani K-Works Kuluçka merkeziyle bir anlaşma yaptım. Esasında şöyle. Benim amacım, yani Koç Kuluçka Merkezi'ndeki işe başlama amacım, işe başladım arada. Enis Bey sağ olsun, benim MEF'te bir... Enis Erkel. Evet, Enis Erkel. Benim MEF'te bir inkübasyon merkezi açma hayalim vardı aslında. Bunu da ben size konuşmuştum. Açacağım da inşallah. Yerimiz yok dedik sana şimdi. Yok hocam, ben de şey demiştim size, önemli olan yer değil. Yani onu halledeceğiz bir şekilde. Hayal et olur dedin evet, değil mi? Yok, sadece hayal değil, çalışmak lazım. Boş önce olmuyor. Hayal edeceksin, sonra çalışacaksın. Ben de bunun için... Koç'un Kuluçka Merkezi'ne işe başladım. Bir gideyim göreyim dedin nasıl yapılıyor. Tabii hocam yani çünkü sonra... dışarıdan çok farklı gözüküyor. Sağ olsun Enis Bey beni davet etti. Madem böyle bir hayalin, isteğin var gel bizimle işe başla. Yani işin nasıl gittiğini yani en azından bil. Yani nasıl ol, deneyimle bütün sistemi. Cidden istediğim gibi değil aslında yani sistem değişik işliyormuş. Önemli olan bir ofis veya bir Kuluçka Merkezi'nden ziyade gelecek kişilerin kalitesi daha önemli. Yani Türkiye'de de bu biraz sıkıntı. Çok fazla girişimci Türkiye'de yok maalesef. Ama olacağına inandığım için hala bir MEF inkübasyon merkezinin temelinde ben de bulunacağım. Sizinle, Mahmut hocamla sağ olsun. Destek edecek inşallah. Sen şey biliyorsun tabii değil mi? Türkiye'de üniversite içindeki ilk inkübasyon merkezini ben özelinde biliyorum açmıştım. Biliyorum hocam, bilmem evet. Girişim fabrikası herkes. Adı altında. İşte hocam öyle. Ya onun dışında şu an kulüp... Peki hiç startuplarla ilişkin oldu mu? Gitme hocam, gelme falan... Hepsi de oldu yani. Hepsi ya anlat biraz konuşuyorum. Abi yani ne tür deneyimlerin oldu startuplarla? Hocam hangisinden bahsedeyim? Şimdi çok o kadar fazla deneyim yaşadım ki ben. Yani... Oğlum şimdiye kadar hiçbir şey anlatmadın. Bir şeyler anlat işte tamam. Ya. Hangi... Hocam önce ben kulübün yaptığından bahsedeyim birkaç peki, tane. Peki hadi bahset bakalım. Ya her kulübün yaptığı gibi aslında 10 dakika var ona göre. Eğitim modül düzenlemek. Bu şekilde etkinlik düzenlemek. Aslında benim vizyonum şuydu. Hani bir kulüp bir etkinliğe gittiğimiz zaman pasif dinleyici olmaktan ziyade işin aktif boyutunda kalmak. Çünkü inanılmaz sıkıcı yani. Bir adam çıkıyor, kalkıp bana hani başarı hikayesini anlatıyor. Alkışlıyorum, motive oldum, bitti. Yani çok saçma geliyor bana. Bu yüzden de hani bizim MEF en azından, MEF adına konuşuyorum ben bunu. Bizim insanımız, yani bizim öğrencimiz gitsin, etkinliğini düzenlesin, etkinliğin içinde bulunsun. Sahnesinde o olsun. Yani kalkıp da alkışlamak okey, güzel de yani bunun aşaması, action'ı yok. Havada asılı kalan bir şeydi, ben de bunu istemedim. Birkaç eventte ben MEF'ten 15-20 kişi içeri tuttum, asistanlık yaptırdım. Ve çok güzel deneyim yaşadı hepsi. Bunun dışında K-Works yani Koç Kuluçka Merkezi'ndeki olan startup ve girişimlerde şu an bizim üniversitemizdeki 15-20 kişiye iş buldum, staj buldum daha doğrusu. Ve bu devam edecek büyük ihtimalle çünkü çok iyi gidiyor yani talep çok iyi. Bu tabii girişimciliğe girmek için en iyi yollardan birisi. Hocam en iyi yol çünkü şey bodozlama dalma yolu bence. Startup'ta staj yapıyorsun. Kesinlikle yani diğer İçinden türlü. İçinden görüyorsun, izliyorsun. Diğer türlü dinlemek, izlemek bilmiyorum bence bu girişim camiası şey değil. Kitap okumak, dinlemek değil. Yaparak öğrenilecek bir iş. Ve hocam kesin deneyimlemek lazım bu işi. Ve en iyisi de pat diye bence işe başlamak, staja başlamak. Çünkü kaybedeceğimiz hiçbir şey yok bence. Ve ben şunun kanısındayım, şu düşüncedeyim. Ben dünyaya bir defa geliyorsam, hani istediğim her şeyi yapma hakkına sahibim. Çok şey düşünüyor ya, bir orada işe yapacağım, git Google'a başla, Facebook'a başla. Başlayabiliyorsan başla yani Google'a, Facebook'a ama ben o düşünce değilim. İsteyen istediği işi yapsın kanısındayım yani. Peki startuplarla... Ne tür deneyimlerin oldu? Hangi startupları nispeten yakından tanıyorsun? Yani benim hocam, önerilerimden bir tanesi, tabii canım ne olacak bizim yayınımız bu. Benim önerilerimden bir tanesi bir Kuluçka Merkezi'nde staj yapın idi biliyorsun. Evet, evet. Bir tanesi de birkaç tane startup seçin ve onları yakından izleyindi. Evet. Yakından izledin mi? Daha da yakına girdin mi? Ne yaptın? Anlat biraz. Hocam bayağı yakından izledim çünkü zaten bizim haftalık düzenlediğimiz Founders Meeting diye bir toplantımız oluyor. Founders Meeting. Aynen. Kurucular toplantısı. Kesinlikle hocam. Her girişimciler yani.
oyuncusu geliyor, kendi şey yapıyor. Geçmiş hafta ne yaptı ve önümüzdeki hafta ne yapacak bundan bahsediyor. Çünkü bak hafta diyorsun, girişimcilikte haftalar önemli. Hocam zaten işletmelerde saat yıllar, önemli, saatler önemli. İşletme saat önemli. Yıllar üzerinden konuşur, çeyrekler üzerinden konuşur. Girişimler haftalar üzerinden hocam, konuşuyor. Hocam hantal kalma gibi bir olay olmaması lazım. Hantal ilerleyemiyor, çok hızlı bir şekilde büyümesi lazım. Yani başka bir şansı yok. Yani bu sayede ben bayağı tanıdım. Flymedi, Enigma, Othersapp, Molocate, Bitrips, yani ServiceSoft çok fazla tanıdım. Hatta Scope de bizden çıkma. K-Works'tan çıkma. Evet hocam, bizden çıkma. Evet. Yani evet. İnşallah. Hacı hala bize... Koç Üniversitesi'nde öğrenci değil mi? Kim hocam? İzzet. Galiba aynen. Daha ben farklı. De yani 3 veya 4'te değil. Hatta Koç Üniversitesi küçük bir yatırım da yaptı galiba Scope'a. Hocam emin değilim ona. Enis'ten öyle bir tweet aldığımı hatırlıyorum. Okuduğumu hatırlıyorum. O da güzel bir model aslında. Üniversitenin kendi öğrencisine sembolik bile olsa, %1, 2, 3 falan oranında bile olsa bir yatırım yapması, hocam, ortak çok, olması. Çok iyi bir şey. Cidden sağlam destek oluyor hepsi. Bayağı iyi bir şey. Peki ne öngörüyorsun şimdi önümüzdeki yıllarda? Sen şu anda izleme dönemindesin. Yani kendi kendini kuluçkalıyorsun gibi. Evet, aynen. Peki var mı bir iş fikri falan kafanda? Hocam çok fazla var yani iş fikri, ama şu anda kalkıp da hani bu deneyimle yapmaktansa birkaç sene daha bekleyip yapmak daha mantıklı geliyor şu an bana. İşte girişimcilikle ilgilenen öğrencilere anlatamadığımız şeylerden bir tanesi de bu. Kafalarına, akıllarına düşen ilk fikri hemen hayata geçirmeye çalışıyorlar. Birazcık böyle yıllanmaları gerekiyor halbuki. İçselleştirmeleri gerekiyor. Süreçleri içselleştirmeleri gerekiyor ki başarısızlık ihtimalleri aşağı düşsün. Hocam sen şöyle, şimdi öğrenme dönemindesin. Yani. Aynen, aslında çok kişi şunu savunuyor. Ben başarısız olacağım. Güzel bir şey ama yani bile bile de hani fail olmak bence hata. Başarısız olacaksın belki yine ama başarısızlık ihtimalini azaltıyorsun. Kesinlikle sen. Kesinlikle bu mükemmel bir şey bence. Bu yüzden de ben daha fazla şey deneyimlemek ve daha fazla bilgi sahibi olup o şekilde aklımdaki birkaç şey yapmak daha işime gelecek büyük ihtimalle. Zaten şu an dünyamızda Unique denilen idea pek fazla olmadığı için genelde olan bir şeyin bir... Güneşin altında yeni hiçbir şey yok. Yok hocam, her aynen. Fikir nasıl olsa başka birisi tarafından düşünülmüştür. Kesinlikle. Onun için rahat ol, benim fikrim çalındı falan diye de triplere girme. Zaten bunu yapan varsa, hiç girişimci olmasa aslında AngelList'te dünyanın en iyi fikirleri hepsi içinde bulunuyor. AngelList sitesinde. AngelList, melek yatırımcıların kullandığı bir karar destek sistemi, bilişim sistemi. İçinde binlerce fikir var. Bayağı, değil mi? Evet hocam. Ve insanlar oradan seçip kimse fikirlere yani. Yatırım yapıyorlar. Çünkü yani yatırımcının işi girişim değil ki. Değil. Çalacak da ne yapacak? Yani parayı koyup bir sonraki girişime bakmak varken onu çalacak. Ondan sonra hayatı nasıl geçirecek? Kesinlikle geçmez. Türkiye'de yani birçok girişimci adayın anlamadığı şey bu. Fikrini senin çalacak olan insandan daha hızlı hareket ettiğin sürece o zaten sana yetişemez. Ve ne avukat senin fikrini çalar, ne yatırımcı senin fikrini çalar. Çünkü hepsinin rolleri farklıdır ekosistemin içinde. Evet, kesinlikle. Ha, zaten senin kolaylıkla çalınacak bir fikrin varsa geçmiş olsun. Sen onu hayata geçirdikten sonra da çalarlar. Kesinlikle, onun bir şey yolu yok yani, engelleme yolu yok. Dolayısıyla çalınma ihtimali düşük fikirde hızlı hareket ederek piyasa lideri kalmaya çalışman gerekiyor. Kesinlikle. Peki daha böyle formal bir staj düşünüyor musun bir girişimde? Hocam aslında ben çıktım Koç'tan. Daha iyi bir teklif geldi. Daha iyi demeyeyim buna da. Bir iş teklifi geldi. Sana daha çekici gelen bir iş teklifi geldi. Daha çekici, daha çok business alanına yönelebileceğim bir iş teklifi geldi. Yine bu alanda ilerleyen global bir iş. Dubai'de, London ve İstanbul'da olan bir iş. Benim bu işte yapacağım olay İstanbul'daki ayağın topluluğunu oluşturacağım. Bir dakika ya, sana nasıl iş teklifi geldi? Yine Koç'tan aslında. Yani şöyle, ben Koç bünyesinde çalıştığım için tanıştığım birkaç kişi sayesinde bana iş teklifi geldi. Full time bir iş mi bu? Part time bir iş mi? Full time hocam. Aynen full time. Kaçtaydın sen? 2'ye geçtim. Nasıl yapacaksın abi? Hocam zaman çok yaparız ya. Zaman çok. Hocam bahane değil yani, ne bileyim zaman. Peki kaç yılda bitirmeyi düşünüyorsun aşağı yukarı yani? Hocam tahminince bir sene kalacağım. Bir sene okulda olursam. Yani 5 yıl. Arkadaşlar bakın, planlama diyoruz. Bu da bir plandır. Aşağılamayın. Bir sene kalacağım diyor adam. Net. Bir sene donduracağım diyor ama bir yandan da full time çalışacağım diyor. Ve birinci sınıf öğrencisinin böyle bir planı yapmasından ben gurur duyuyorum. Kimse kusura bakmasın, sen ne biçim dekansın, öğrenci kalacağım diyor, gurur duyuyor. Abi adam kendine göre bir yol çizmiş ya. Bana düşmez ki ona hayır oğlum sen kalma, bütün derslerine çalış demek. Desem dinler mi beni Sinan? Nasılsa adam kendi yolunu çizmiş gidiyor. Keşke benim her öğrencim birinci sınıfın sonunda bu kadar belirgin bir plan çizmiş olsalar kendine. Ha, Sinan başarılı olacak bundan eminim diyebiliyor muyum? Diyemiyorum.
Kendine kalmış. Her şey execution değil mi? Girişimcilikte her şey. Kesinlikle hocam. Ne kadar işi eyleme çevirebildiğine bağlı. Kesinlikle. Günün birinde mezun olursun inşallah. O kepi de takarız inşallah. İnşallah hocam. İnşallah. Ama acelem yok diyorsun değil mi? Hocam acelem yok. Zaten dediğin gibi yani keyif aldığım bir olay. Okulağını keyif aldığım için acelem yok. Şöyle yapalım Umre'cim. Seneye bu programı yeniden yaptığımızda biz her hafta update alamıyoruz ama Sinan'ı tekrar çıkartalım. Bir yıl sonra bakalım ne diyor. O kaldığı derslerden kaçını temizlemiş, hangi aktiviteleri yapmış, hangi şirkete girmiş ya da o uluslararası şirkette çalışmaya devam mı ediyor yoksa yeni bir girişim mi düşmüş kafasına? Çünkü bildiğimiz bir şey var ki o da Sinan'ın hiçbir işte çok uzun süre kalmayacağı, sürekli değiştirecek. Yeni hikayelerini duyalım tamam mı? Çok sağ ol Sinan, teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Evet arkadaşlar, şimdi 35 dakikalık bir akşam yemeği molası veriyoruz. Saat 8'de sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Yine Barış'ı ve Sinan'ı buraya alacağız. Öğrenci İşleri Müdürümüz ve İletişim Müdürümüz diyeyim. Öğrenci İşleri Direktörü ve İletişim Müdürümüzü buraya alacağız. Kaç soru geldi şu ana kadar? Umre